Herkese merhaba arkadaşlar, ben Remzi Kamal'a yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine farklı bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Birkaç yorum almıştım bu konuyla ilgili. Ben de dedim ki neden video çekmeyeyim? Konumuz ne? Maliyet. Teknik direktör maliyetleri. Bu maliyetler neden önemlidir? Arkadaşlar, maliyeti aşıp maça girersek neler olur? Hem bunu başta ufacık anlatıp sonradan maça girip bu maliyetin önemini çok daha yakından göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi markette her gün yeni hocalar geliyor ve bu hocaların bir maliyetleri var. 600, 720, 880, 900 artıyor bu sürekli. Hocaya göre değişiyor. Ve siz bu hocayı aldığınızda, takımınızı oturtturduğunuzda maliyet o hocanın sınırını geçerse takımınız bir anda kırmızı bir hal alıyor. Takım ruhunuz düşüyor. Videodan önce bunu nasıl anlatayım diye çok düşündüm arkadaşlar. Ve kendi kafamdan şöyle bir şey buldum. Yanlışsam düzeltirsiniz yorumlarda arkadaşlar. Aslında bu maliyetin aşması şudur. Süper Lig'de örnek vereyim. Bazı hocalarımız vardır. Bazı teknik direktörlerimiz vardır. Örnek veriyorum, Rıza Çalınbay, Yılmaz Vural. Bunlara genelde şu deyim kullanılır. Anadolu hocası. Anadolu takımı hocası. Bu hocalar büyük takım hocası değil. Bu tabirler kullanılır. Çünkü bu hocalara bu takımlar emanet edilirse... Ki Yılmaz Vural'a emanet edilmesini istiyorum. Neler yapacağını çok merak ediyorum. Eğer emanet edilirse bu hocanın bu oyuncuları bir arada tutamayacağı, otoritesini kuramayacağı, baskı yapamayacağı, bu oyuncular üzerinde ağırlık kuramayacağı manasına gelir. Anadolu hocası deyimimiz arkadaşlar. Kaba bir örnek vereyim. Cristiano Ronaldo Rıza Çalınbay'ın taktiğini dinlemez. Bunlar çok kaba tabirler. Çünkü teknik olarak anlattığımızda anlamayanlar olacak, kaba olarak anlatıyorum. Ve arkadaşlar, maliyeti yetmeyen bir hoca alıp maliyeti yüksek İyi oyuncular oynattığınızda takım ruhunuza düşüyor. Sebebi de şu. Sebebi de direkt bu aslında. Bu hoca bu oyuncuları oynatacak kapasitede değil. O yüzden de bu oyuncular bu hocanın emri altında çok da başarılı olamazlar. Saçma sapan hareketler yaparlar. Paslar gitmez. Birbirleriyle anlaşamazlar. Kah koşamazlar. Kondisyonlarında problem olur. Oyun tarzları problem olur. Yani maliyet bu oyundaki en önemli şeylerden biridir. Sakın maliyeti aşmayın abi. Ha, maliyeti aşmamak için şunu yapabilirsiniz. Bakın, az kadronuzu yine kurup bu yedeklerdeki oyuncunuzu beyaz ya da gümüş toplar alarak maliyetlerini düşürebilirsiniz. Az kadronuza dokunmadan. Hadi şimdi maliyet arttırmış bir şekilde online maça girelim. Online maçta maliyetin artmasının etkilerini görelim. Let's go. Evet, güncelleniyor, rakibimiz geliyor arkadaşlar. Şampiyon Trabzonspor demiş. 1275 derece bir kardeşim. Baktım oyuncağım yukarı bakıyor ama kıpkırmızı ya. Kıpkırmızı oğlum her yer. Ve rakipte çift forvet. Güzel de bir kadrosu var gerçekten. Baktığımda bölgelerine koyabileceği en iyi oyuncuları koymuş. Helal olsun. Bakalım aşmış maliyetimizde. Biz neler yapabileceğiz? Nasıl kanser olacağız acaba? Neyse, en azından derecesi yüksek biri geldi. 1400'ün altına düşmeyeceğiz. -15'lerde 16'larda bitiririz diye tahmin ediyorum. Bir başlayalım bakalım abi. Vieira, bıraktı Cruyff'a, Rashford, bir santla taktiğimiz var mı? Rume, Rashford, tekrar Rume'ye, Rummenigge, ah be vuramadık. Ya böyle şansları değerlendirmemek lazım abi, değerlendirmek lazım. Bak, koşmuyor. Yardı değil mi? Aga kimse koşmuyor. Rashford'dan Rummenigge'ye. Rummenigge'nin normalde koşması lazım. Koşan birisi. Hayır. Öyle bir şey yok. Ay Allah'tan uzaktan vurdu ha. Hele bu kardeşim uzun top falan denemiş olsa var ya. Rezil rüsvayız bu arada. Haberiniz olsun. Ay geç. Aga koşmuyorlar. Çıldırıyorum. Rezil, rezil. Ay, gülmekten öleceğim. Cruyff bıraktı Rashford'a. Rashford, abi. Ne koşuyorlar, ne pas atıyorlar. Helal olsun lan. La dur, kasma kasma. Zaten bir tane pas attık zar zor. Abi şu an slow motion oynuyorum. Cruyff, Rashford, Rume, Cruyff. Yapma yapma yapma. Rume. Kanka dokunun. Bu kadar kolay geçemez kankam be. Bu kadar kolay geçemez. Beckham bıraktı. Rashford'a. Abi şu an ne yapacağım bilmiyorum. Hayda. Çeh, ne yapıyorsun çeh? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Şimdi bu adam da büyük ihtimalle Facebook'a da TikTok'a atarsa. Remzi Kamal'a rezil ettim. 15 attım.
Cruyff, Rashford. Yok, o da yok, olmuyor. Ya uzun at. Oğlum koşun lan. Adam üstüme vurdu bak. Sağa sola vursa zaten gol, üstüme vurdu, atamadı. Arkadaşlar. Çok sevdiğim Yılmaz Hoca'nın bir sözü var arkadaşlar. Tecavüz ettiler bize yani. Estağfurullah hocam. Aynen onu yaşıyoruz şu an. Ay. Lan Turtur. Yapma oğlum ya. Çocuğum ne yapıyorsun psikopat? 4 tane attın işte, hala 5'i de atıyorsun. Arkadaşlar maliyet önemli mi sizce? Yorumlara yazın. Ben pek bir önemli göremedim maliyetin açıkçası. Yani farkındasınız değil mi? Çok da önemli değil. Yani 4 diyemişiz. Beckham bağır. Bıraktı Maldini'ye. Maldini Vieira'ya. Vieira Rijkaard'a. Rijkaard Rashford'a. Rashford ver kaç yaptı. Kaçmıyorlar ki. Kaçmıyorlar, görüyorsunuz değil mi? Geliyor hocam, geliyor, kaç kaç. Yedik. Abi bu ne, 5 gol. Dakika 38, bu maç bitmez. Atma, ne olur atma. Çocuğum atma, atma, atma. Çeh, muhteşemsin, tebrik ederim. Gerçekten. Rijkaard, Vieira. Gol atacağım mı acaba? Yer, yer. Ha, iyi bari. Aga terledim be. Ana. Ulan az katlülle gireriz. 900 derece adam gelir. Fantazi deneyelim deriz. Çift forveti çok güzel oynayan bir adam gelir. Ya biz bir şansımız bu aga. Yapma. O son saniye yiyeceksin. O son saniye yiyeceksin. Aslında son saniyelik bir durum yok. Biz her saniye yedik arkadaşlar. Farkındaysanız. Evet, rakibin 11 şutu var. 11'i kaleye bulmuş. 6 golü var. 5 tane kurtarışımız var ki. Kurtarış değil aslında onlar. Çehe çaptı. İkinci yarıya hiç giresim yok. Bak yemin ederim. O ikinci yarı tuşuna tıklayasım yok. Tıklayan mı? Tıkladım. Peki. Ay kanka acı be. Abi adama hayatının SS'i geçti şu an. Remzi Kamal'a rezil ettim bak. TikTok'a atsa 5000 beğeni. Zaten Facebook gruplarına atsa yandık. Ama çocuk harbiden çok güzel oynuyor. Bak bunu da bir kenara koyuyorum. Maliyeti bir kenara koyuyorum. Sıradan bir oyuncu olsa şu an 4-0'da bu çocuk 6-0 yeniyor. Gerçekten güzel oynuyor. Çek çek çek, kimik geri 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 geri. Ya dur be. Hayır, hayır, hayır. Adam atıyor sürekli. Abi hiç acımıyorlar. Sanat da taktiği. Oynat. Neyin taktiği Allah aşkına? Hadi lan. Abi Rummenigge'ye bak. Cruyff bıraktı Rashford'a. Rashford müthiş, ver kaç. Rashford Rummenigge'yi gördü. Rummenigge, Rummenigge, Rummenigge. İşte gördüm. Ya bırak artık yani. Böyle olamaz ya. Müthiş gol. Hadi bakalım. Çok mu kızdırdık lan? Keşke atmasaydık. Atmasaydık keşke. Tutmayın küçük enişteyi. Adam bir daha geliyor. Ay ay, uzun atma. Uzun atma bak. Çocuğum koş lan, koş koş. Ay şu hale bak. Aga ayrıyeten bir şey söyleyeceğim. Hiçbiri yorulmamış ha. Koşmadılar çünkü. Koşmadılar. Koşsalar yorulurlar. Hiç yorulmamışlar. Adamlar koşsa yorulur ya. Evet arkadaşlar, maliyetinizi açtırırsanız eğer oyuncularınız yorulmaz. Bu da benden size abi taktiği. Haberiniz olsun. Arkadaşlar benim hayatımda en çok yediğim fark 7-1. O da tableti aldığım gün 7 gol yedim. Yayında birinden. Tableti denerken bir kardeşimden.
Yani hayatımda 7 birden fazla yenilmemiştim. Şu an onda da tablet deniyorduk da 8-1 oldu. Kanka dohunum lan. Yapma, 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 yapma. Cemil ne yapıyorsun Cemil? İffet olduk burada ya. Arkadaş Remzi'nin suçu ne be? Bu ne be? Gene geldik, bir daha geldi. Nesri kim ya Allah aşkına. Ama helal olsun, tebrik ederim. 9 gol attı. Utanıyorum bunu söylerken de. Bir kere gol sevinci etmedi ya. Helal olsun diyorum ya. Oha, oha. Abi gelme, gelme, gelme. Gelme, 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 gelme çocuk adam, gelme. Hala atıyor, hala atıyor. Abi adam çok atıyor ya. Bir yere bıraktı Cruyff'a. Cruyff Rashford'a. Rashford Rome koşuyor. Rome ilk koşsun. Evet, ender gelişen Osasuna atakları. Yapma. Uzun atma. Ne olur atma. Kanka. Bak topuk mopuk deniyor. Herif fantaziye vurdu. Herif fantaziye vurdu. Hayır. Hayır. Çeh. Gerçekten Çeh muhteşem bir kaleci. Ooo Çeh. Neler yapıyorsun lan? 10 gol yemişsin ama var ya hiç yememiş gibi davranıyorsun. Helal olsun. Beyler adam yine geliyor. Ulan bak. Gönül Dağı dizisinden daha çok Gönül Dağı müziği koyduk ya. Böyle bir şey var mı? Dakika 82 arkadaşlar. Yine hata çıkıyor rakip. Evet, yine gol yiyoruz. Oley. Tübe 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 tübe. Vieira, Cruyff. Ay. Kanka koş. Ya bunu kim sordu bana? Kim dedi abi dedi. O dedi. Dur şunu da yedik. Hop be. Oruç bozulur mu arkadaşlar 13 gol deyince? Ya dedi bana abi o maliyeti aş öyle maç yap diye. Sen yaptın mı o maçı? Sen yaptın mı öyle? Denedin mi hiç? Gene geliyor. Gene geliyor. Kaç kaç. 90 artı 6 ne hocam? Ekstra bir maç daha ver. Bir de, ya bir maç daha yapak böyle olmaz. Hoca da çok zevk aldı. Oh beyler oynayın biraz daha diyor. Ayıp be. Lan ben bu videoyu YouTube'da paylaşacağım. Periscope'da değil. Bir kendinize gelin. Tamam 94. Bak bak bak. Taktiğe bak. Hanım. Hanım. Hadi. Rume. Koş lan. Rume. Koş. Rashford. Marcus Rashford. Aga be. Tövbe estağfurullah. O ne lan? 13-1 ne? Maçta momentum varmış arkadaşlar. Maç bizim hakkımız kesinlikle. Ya momentum. Normalde biliyorsunuz alırdık ama momentum işte. Ya bu oyunun yaptığı bir şey. Bizden kaynak değil. Biz elimizden geleni yaptık. Full baskılı oynadık. Ataklar desen gırla. Şutlar desen efsane. Birazcık momentum vardı. Yani kardeşim de şanslıydı. Gerçekten çok şanslıydı. Arkadaşlar bu X17 şerefine bir abone olup like atmanız yok mu be? Evet arkadaşlar. Maliyeti aşarsak ne olurmuş? Çok güzel bir şekilde gördük. Yani kısaca arkadaşlar maça bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız. Çalıştık, para kazandık. Hoşçakalın.